Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü mukbangimiz mukbang. Her neyse. Tatlılar üzerine olacak. Aslında yaş pasta yediğim video vardı ama bu sefer farklı çikolataları deneyeceğiz. Damak var. Bir de bitter çikolata var. Saf bitter. Bu da hem sütlü hem bitterli bir çikolata. Yanında süt var. Kesiyor çünkü. Güzel oluyor bu şekilde. Hem konuşarak hem de tatlı yiyerek geçireceğiz zamanımızı. Ben de uzun zamandır yapmak istediğim bir video yapacağım. Bu sayede. Çok önemli bir konu. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu bizim için çok önemli bir şey, büyümemiz için. Herkese inat. Bugün size dünyanın en gizli konularından birisi olan Hitler'le alakalı bir konudan bahsedeceğim. Benim için çok özel bir konu. Kütüphaneme eklemiştim. Şöyle söylemem gerekirse ilk önce tarikatın adından bahsetmeyeceğim. Sadece okurken bahsedeceğim size araştırmalarım sonucunda olan bilgiler. Şöyle söylemeliyim ki Adolf Hitler'in intihar ettiğine dair söylentiler vardı. Tarih kendini tekrar eden bir şey olduğu için ayrıca tarih değişkendir. Bunu da biliyorsunuzdur. Birçoğunuz biliyordur. Bu yüzden her denene inanmamamız lazım. Ansiklopedilerde yazılanlar, internetlerde dolaşılanlar, her şey farklı bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Adolf Hitler'in ölmediğine inanan insanlar da vardı o zamanlar. Kaçtığına dair şeyler vardı. Gibi şeyler. Ama ben size en karanlık yüzünden bahsedeceğim bugün. Adolf Hitler'in aslında neden intihar ettiğine, hangi tarikatta olduğuna, neye çalıştığına, ne yapmak istediğine değineceğiz. O yüzden beni dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum ve okumaya başlıyorum. Tarikatın adı Ganzir Tarikatı. Aslında bunu herkes anlatamaz. Bir tane çektiğim bir video vardı, mukbang videosu. O mukbang videosunda demiştim ki salata ve makarna yerken Hasan Karacadağ'ın yazmış olduğu Maggi filminden bahsetmiştim. Orada da bunun konusu işleniyor zaten. Ben size burada detaylı olarak anlatacağım sadece. İlk önce bir tarihe geçen bir sözden bahsetmek istiyorum. İnsanlar dünyaya senin egemen olduğunu sanıyorlar. Tükürdüm resmen. Neyse. İnsanlar dünyaya senin egemen olduğunu sanıyorlar. Ama körler. Aslında dünya benim. Benim avuçlarımda. Kabul et ya Rab. İnsanlığı kontrol eden sen değil benim. Hangisi benim yaptığımı yaptı? İsa, Musa ve hatta Muhammed. Ben senin karnındaki bir yansımanım. Biz biriz. Tanrı ve şeytan. Bu kimin dediğini tahmin etmişsinizdir zaten. Baron von Spetendorf denilen bir adam var. Hatta ilginç olan Alman asıllı bir Türk vatandaşıdır. Kendisi Baron diye tanınır. Hitler'in caniliğinin mimarı olarak biliniyor. Baron 1919 yılında Berlin'de Tür isminde bir tarikat kurdu. Tarikat kara büyü, simya ile ahri ırkı yönetecek birini arıyordu. Ve
Bunun için de Adolf Hitler'i seçti. Ancak Adolf Hitler'in bu iş için doğru olmadığını gördüklerinde iş işten geçmişti. Sonrasında Baron Hitler gelmeden önce bir kitap yazdı. Ve bu kitapta Hitler'in bütün sırlarını açığa döktü. Hitler'i çok kızdırdı bu durum ve Baron'u hapse atıp mahkum etti. Ancak Baron oradan kurtuldu, Türkiye'ye kaçtı. Mardin'e yani Marduk'un evine Baron Mardin'de yeni ve korkunç bir tarikat kurdu. Adını Ganzir koydu. Ganzir, Babil ve Sümerlerde cinlerin yaşadığı yeraltı kapısının ismiydi. Cinlerle temasa geçmek isteyen mutlaka bu kapıdan geçmeliydi. Magi filminde de aslında bu anlatılıyordu. Bu kapıdan geçiş, bu anlaşmalar, bu Ganzir tarikatının nasıl bir şey olduğuna dair şeyler söylüyordu. Bu arada damak yiyeceğim. Yiyeceğim. Size şu resmi göstereceğim. Eski bir resim. Bir bakışlarıyla insanı felç eden ve öldüren bu cinlere Anamaki denir. Baron bir sembolü cinleri kışkırtmak için kullanıyordu. Kışkırtmak için arkadaşlar şunu kullanıyordu. Şamaş, cinlerin üremesi için gereken kara güneş. Kısa sürede Türk masonlar ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen masonlar tarikata katıldı. Ve bu ürkütücü ortamı cinler üzerinde kullandılar. Baron'un tek isteği Hitler'den intikam almaktı. Neden olduğunu da tahmin ediyorsunuzdur. Anlattıklarına göre büyüyle başa geçirilen Hitler geri büyüyle Ganzir tarafından yok edilmişti. Baron sonunda anladı ki mükemmel ırkı ortaya çıkartmak için insanların çok daha fazlası gerekti bunun için. Yani şurada anlatmak istediği Hitler'in büyüyle yani kara büyüyle uğraştığına dair çok söylenti varmış geçmişte. Kara büyüyle uğraştığına ve büyü yaptığına ve büyüyle buralara kadar yani o zamanki Almanya başkanlığına geldiği söyleniliyor. Ve daha da ilginçleşiyor olaylar tabii. Ateş çıkmayan duman çıkma ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü. Bunu hatırlıyorum sürekli böyle olaylarda. Çünkü kimse boş boşuna atmaz yani. Özellikle böyle büyük konuları. Öyle düşünüyorum. Şimdi ikinci olarak güzel bir konuya daha değin. Ay. Bir reklam vardı arkadaşlar. Şunu geçmem lazım. Bir dakika. Size bir resim daha göstermek istiyorum. Bu resimler aslında birazcık tehlikeli olabilir ama olsun. Şöyle göstereyim. Tam odaklamayabilir. Ama bu Adolf öldüğü hali. Ganzir tarikatı ve Adolf Hitler'in ilişkisinden bahsedeceğiz şimdi de. Yarı cin, yarı insan bir topluluk kurdu. Anladınız mı? Hani babası cin, annesi insan gibi diyebiliriz. Buna da Magi diyorlar. Kendileri öyle diyor tarikat. İnsan ve Amanaki'den yeniden doğan simyacılar kelimeyi Bati Magic olarak geçirdi. Hani İngilizce'de de magic sihir demek ya. İşte Magi oradan gelmiş. Magi deniliyor aslında. Magi Türkiye'de daha çok kullanılıyor ama aslında Magi'dir bunun gerçeği. Anlattıklarına göre zayıf ve depresyondaki kadınlar kolay bir hedefti. Ganzir kadınları seçer ve cinden hamile bırakırdı. Anlattıklarına göre tarikat, müritler kadın doğum yapmadan önce kadının karnını yarıp ve bebeğini çıkartır ve ondan gizli bir yerde büyütmeye başlarlardı. Az önce anlattıklarım her ne kadar da Magi filminden alıntı olsa da gerek Nazilerin yaptığı kimyasal denemeler ve mecliksel büyüsel materyalleri kullanmaları biraz da olsa bu şeyi kuvvetlendiriyor.
Evet, çünkü çok kanıt var. Resimler en önemli şeydir. Mesela şöyle bir sembol bulunmuş tarihte. Göstereyim. Ayrıca şöyle de çok tuhaf resimler var gerçekten. Bu da Hitler'in biliyorsunuz. Bir de bu aralar şeytan kefeni ile Azrail yokuşu çok merak edilen bir şey. Ne demek ya, Araf'ta mı kalıyoruz, ne oluyor burada diyenler var. Onunla da ilgili bir açıklama yapayım. Bu anlatılanlar çok güzel ve bana gerçek geliyor. Araştırmada iyi olan bir yazar olduğunu düşünüyorum. Kendince bir şeyler yazmış arkadaş. Ve en doğrusu olarak bunu buldum. O yüzden bunu okuyacağım. Nasıl olur? Şeytan kefeniyle Azrail yokuşuna gitmek. Gömülmesinden, yani bir ölünün 7 gün geçmemiş bir büyücü ya da rüyada cin musallatı ile ölmüş kimsenin mezarı bakır kürekle kazılarak kefeni alınır. Bu mezardan biraz da toprak götürülür. Yatsı ezanı okunduktan sonra Azrail yokuşu ya da berzah alemi olarak bilinen ve ölmüş bazı insanların, büyük cinlerin ve şeytanların kıyameti bekledikleri aleme bu vesileyle geçiş yapılır. Azrail yokuşu ya da berzah alemi olarak bilinen bu alemde iblisler, cinler ve bir takım büyük ilminde ilerlemiş insanların ruhları bulunmaktadır. Çünkü bu alem ancak Allah'ın lanetlediği şeytanların ve büyücülerin alemidir. Berzah alemine gidebilmek için hüddam olmak gerekir. Bu sıfata sahip olmayan kimse şeytan kefeni kullanarak Azrail yokuşuna geçiş yapamaz. Çünkü Azrail yokuşuna, yani berzah alemine geçiş yapmak hüddamlar için bile tehlikeliyken sıradan insanlar için kıyamete kadar geri dönememek anlamına geliyor. Hatta şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Yine Hasan Karacadağ'ın yaptığı bir film var, El Cin diye. Orada da gerçek kayıtlardan alıntı, kaybolan insanları anlatıyor. Bunlar nereye gitti bulunamıyorlar. Çünkü polisler tarafından hiçbir şekilde bulunamıyorlar yıllarca. Nereye gidiyorlar bunlar? Araştırdıkça cinlerle uğraştığı belli olan insanların kaçırıldığına dair şeyler var. Hüddamlar ise ancak çözümü olmayan büyük musallatlardan, yani cin padişahlarının musallat olmaları gibi durumlarda ya da cinler tarafından kaçırıldığı bilinen insanların durumlarını öğrenebilmek için şeytan kefenini kullanarak Azrail yokuşuna, yani berzah alemine giderler. Evet, keyfine gitmez hüddamlar. Berzah alemine gitmek ile ilgili en eski kayıtlardan biri Osmanlı döneminde 1800'lü yıllarda yazılmıştır. Bakın düşünün, o kadar geçmiş bir yıl. Anadolu'da yaşanan ve sayısı iyice artmaya başlayan alkarısı olayları birçok yeni doğmuş çocuğun kaybolmasına ve Loğusa dönemindeki kadınların da delirmelerine, hatta ölmelerine neden olmuştur. Bunun üzerine dönemin velilerinden biri İmam Muheyni isminde ünlü bir hüddamdan yardım ister. Bugüne kadar ulaşan mektupları anlatılan şöyledir. Köyleri ve kasabaları gezdiğimde her doğan çocuğun kaçırıldığını, kaçırılmayanlar ise hastalıklı kol ve bacaklarında eksiklerle doğduğunu gördüm. Böyle bir belaya ömrümde şahit olmamıştım. Bu kasabalarda bir uğursuzluk, bir bela olduğu belliydi. Çokça hamile kadın da delirmiş, evlerini, barklarını ateşe vermişti. Hocalar, alimler bu işte çocuğunu bulamadılar demek istemiş herhalde. Ben de bu alkarısı vakalarının çözümünü ancak berzah alemine giderek bu kafir cinin efendileriyle görüşmekte buldum. Böyle düşünmüş. Evet, ben de maşallah, maşallah. İmam Muhayne berzah, ya şu kapat. Berzah alemi çoğu zaman soğuktur. Güneş hiçbir vakit görülmez. Bu yüzden hava puslu
ve gri renktedir. Her zaman için rüzgarlıdır. Bazen hisse çok sıcak ve alev rengi de rüzgarların estiği bir yer olur. Orada kendi halinde dolaşan ruhlar görülür. Hepsi de ne yaptıklarını habersiz kıyametin gelişini bekliyorlar. Berzah aleminde yürümekte zordur. Bir yandan da iblisler, şeytanlar ve cinler alemin en güçlü orada dolaşırlar. Çünkü cehennemin kapılarından biri berzah alemine açılmaktadır. Ben berzah alemine çıktığımda bu varlıkların hepsinin gözleri benim üzerimdeydi normal olarak. Dikkat çekecek bir yanlışım olursa beni orada tutar ve bir daha bırakmazlardı. İmam muayene sonrasında neler yaptığını öğrencileriyle olan mektuplaşmasını da yazmamış. Fakat berzah alemine yolculuk yapmış Hüddam'ın anlattıklarına göre berzah aleminde gereğinden fazla durmak ya da geri döndürecek birinin olmaması demek. Oradaki kafir cinler tarafından kıyamete kadar tutulmak. Kısaca berzah alemine sıkışıp kalmak anlamına geliyor. Evet, kesinlikle öyle zaten. Bir dakika arkadaşlar ya. Sinirim bozuldu şurası gözükünce. Bu olay aynı şekilde Hasan Karaca'dan yönetmenliğin yaptığı El Cin filmine dekore edilmiş. Bir cin akrep isimlindeki Hüddam'ın kılığına girerek birkaç genci şeytan kefeniyle Azrail yokuşuna, diğer adıyla Berzah alemine gitmesine neden oluyor. Gençleri onları geri getirecek kimse olmadığı için kıyamet vaktine kadar Azrail yokuşunda sıkışıp kalıyorlar. Daha demin bahsetmiştim El Cin'den. Aynı şekilde Semur filminde de büyü vesilesiyle musallat olan bir cin yok etmek, yani yakmak için bilgili bir Hüddam'ın berzah alemine gittiğini görüyoruz. Evet, Semur filminde de oluyor bu arkadaşlar. Büyü dinlerinde de şeytan ve cinlerle bağlantı kurmak, onların bulunduğu alemlere gitmek ve bazı özel nedenlerle kullanıldığı biliniyor. Berzah alemine giden ve dönen bir Hüddam kendini orada günler geçirmiş gibi hissetse de aslında dünyada göz açıp kapatacak kadar kısa zaman geçmiştir. Zaman farkı var burada. Berzah alemine benzer yerler aynı şekilde eski Sümer tabletlerinde kötü ruhların yaşadığı alemin tatilinde kullanılmıştır. Hatta Antik Mısır medeniyeti ve özellikle Hititlerin öte alem tasviri de tıpatıp berzah alemi anlatımıyla uyumludur. Özellikle Hititlerde öte alem usulü soğuk rüzgarlı ve kötü ruhların bulunduğu bir alem olarak anlatılıyor. Bu kadar çok benzerliğin tesadüf olması ise neredeyse imkansız denecek kadar zordur denilmiş. Yani evet, bunun zaten var olduğunu ben yani net bir şekilde söyleyebilirim. Hani yok diyemezsiniz arkadaşlar zaten. Yani inanan çok insan var. Çok kanıt var. Öyle düşünüyorum. Benim de midem çok kötü bulandı şu an, yani bir şey yemek için yedim. Bu kadardı videomuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıda belirtebilirsiniz yorumlarda, böyle korku temalı, bilgilendirici şeyler. Gerçek olan şeyler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.